Multiple skleros yani MS'de bağışıklık sisteminin merkezi sinir sistemine saldırdığını biliyoruz. Ama gerçekten bilmediğimiz bir şey var. Bunu neden yaptığı. Başka bir deyişle hastalığın gerçek sebebini gerçekten bilmiyoruz. Hastalığın gerçek sebebini bilmediğimiz için bilinen bir çaresi de yok. Diğer yandan hastalar için birçok tedavi seçeneği mevcut çok yaygın kullanılan bir ilaç grubu hastalığı modifiye eden ilaçlardır peki bunlar nasıl işe yarar multiple sklerozda hastalığın ilerleyişinin zaman içinde takip edilebildiğini hatırlayın x eksenine süre yazdım bir kişinin yaşam süresini kastediyorum y eksenine ise hastalığın şiddetini yazdım bu da beynin ne kadar hasar biriktirdiği ile alakalı Multiple sklerozun dört farklı türü var ve her biri zaman içinde ilerleyişine göre nitelendiriliyor. En yaygın MS türü tekrarlayan düzelen MS'tir. Burada hastalığın zaman zaman tekrarlaması söz konusu ve tekrarlama beynin en çok hasar biriktirdiği zamandır. Bu dönemde belirtiler ve hastalığın şiddeti artar. Burada da düzelmeyi görüyoruz burası beynin kendini iyileştirmeye başladığı süreçtir ve belirtiler biraz da olsa azalır hastalık iyileşmeye başlar bu ms türü hastaların yaklaşık %80-85'ini etkiler o kadar yaygındır ki hastalığı modifiye eden ilaçların çoğu bu ms türüne yöneliktir multiple sklerozun başka türleri de var ama maalesef bu ilaçlara yanıt vermezler peki bu hastalığı modifiye eden ilaçlar neler yapar Bunlar hastalığın ilerleyişini değiştirirler. Bu ne demektir? Bu ilaçları kullanırsanız grafik muhtemelen bu şekilde görünecektir. Burada büyük farklılıkların olduğunu söyleyebiliriz, değil mi? İlki, bu tekrarların şiddeti azalır. İkincisi, düzelme zamanı da azalır. Yani yapılan şey hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaktır. Bunun için de bunlara hastalığı modifiye eden ilaçlar denir. Çünkü hastalığın seyrini modifiye ederler. Yani değiştirirler. Burayı anladık. Peki, hastalığı modifiye eden ilaçlar nelerdir? Bu ilaçların çoğu bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlardır. Yani immün süpresiflerdir. Bunlara örnek olarak kortikosteroidleri verebiliriz. Bu steroid hormonları aslında böbreklerinizin üstündeki böbrek üstü bezleriniz tarafından salgılanır. Ama dediğimiz gibi hastalara ayrıca tedavi olarak da verilebilir. İkinci olarak interferon betayı örnek verebiliriz. Interferon, enflamasyonu durdurmak için bağışıklık sistemi tarafından salgılanan bir kimyasaldır. Interferon beta da enflamasyonu bastırır. Şimdi bu ilaçlar nasıl etki gösteriyor? Ona bir bakalım. Hücresel düzeyde neler oluyor? Bir şekilde patofizyolojiyi anlamamız gerekli değil mi? Diyelim ki burada bir nöron var. Her zamanki gibi bu nöronda aksonları çevreleyen miyelinler var. Sonra da bu nöronun yanında bir damar olabilir. Bu kan damarının etrafında kan beyin bariyeri olarak bilinen bir çeşit duvar var. Bu kan beyin bariyeri bağışıklık hücrelerini, mesela buradaki T hücresini durdurur ve beyne girmesini engeller. Bu hücre genelde damardadır ve başka yere geçemez. Ama multiple sklerozda bu kan beyin bariyeri sızıntı yapmaya başlar ve T hücresi de karşıya geçmek için bir fırsat elde eder. Aslında bu bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçların etki gösterdiği ilk noktalardan biridir aslında bunlar T hücresinin kan beyin bariyerine geçmesini engelleyebilir ve böylece hücre beyinle etkileşim kuramaz. Şimdi bağışıklık sisteminin beyne sınırlı erişimi var. Ama bu bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçların etkin oldukları tek bölge değil. Belki de T hücresi kan beyin bariyerini geçmek için kendine bir fırsat yaratmıştır. T hücresi mieline bakar ve onu yabancı olarak algılar. Böylece alarm durumu oluşur ve T hücresi sitokin denen bir sürü kimyasal salgılar. Bu sitokinler bir sürü bağışıklık hücresini uyarır. Belki de burada sitokinlere yanıt veren bir B hücresi veya bir makrofaj vardır. Bu da enflamasyona yol açar. Bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçların yaptığı bir diğer şey de T hücresinin miyeline kuvvetlice tepki vermemesini sağlamaktır. T hücresi fazla tepki vermezse fazla sitokin de salgılayamayabilir. Fazla sitokin salgılamazsa sitokinler bağışıklık sistemindeki diğer hücreleri harekete geçiremez. Yani en nihayetinde bağışıklık tepkisi azalır ve bağışıklık sistemi artık kuvvetli ve agresif bir şekilde hareket edemez. Bu yüzden hastalığı modifiye eden ilaçlar bu belirtilerin bir kısmını hafifletir. Ama bunu patofizyolojiye göre yaparlar. Fakat bu belirtilerle gerçekten başa çıkabilecek alternatif yollar vardır. Şimdi belirtilerle başa çıkmanın farklı yollarını düşünelim. Yani yalnızca bu ilaçları almak yerine bu belirtilerle gerçekten başa çıkabilecek birçok alternatif şey yapabiliriz. Evet, diyelim ki burada multiple skleros hastası olan biri var. Bu kişi ne gibi belirtiler yaşar? Öncelikle çok yorgun hissedebilir değil mi? Yani fiziksel olarak sürekli bitkin olabilir. Buna ek olarak kaslarının çok fazla kasıldığı yerlerde kas sertliği de yaşayabilir. Bu durum çok fazla acıya sebep olabilir. Aynı zamanda kas güçsüzlüğü ve kollarda uyuşma da olabilir. İşte bir sürü belirti değil mi? Peki bunlarla nasıl başa çıkılır? Öncelikle hasta fizyoterapiste gidebilir. Burada bir fizyoterapistimiz var ve yapacağı şey hastaya birkaç farklı fiziksel görev vermek. Belki bazı esneme hareketlerini yapmada ona yardımcı olabilir. Belki de biraz daha normal yürümesine yardımcı olabilir. Sonuç olarak bunlar belirtileri rahatlatmayı sağlar. Ama fizyoterapistin yardımcı olamayacağı belirtiler de vardır. Unutmayın, multiple sklerozda birçok insan bilişsel bozukluk yaşayabilir. Bilişsel bozukluk derken genellikle dikkat, kısa süreli hafıza ve karar verme gibi işlevlerden söz ediyoruz. Bu işlevler multiple sklerozlu kişide oldukça ağır bir şekilde hasara uğramış olabilir ve bu durum gerçekten bir sorun haline gelebilir. Çünkü bilişsel bozukluk insanların örneğin işten ayrılmak zorunda kalmalarının en büyük sebeplerinden biridir. Peki bu durum nasıl düzeltilir? Hasta bilişsel rehabilitasyon terapisine yönlendirilebilir. Bilişsel rehabilitasyon terapisinde öncelikli amaç bu işlevleri bir şekilde düzeltmektir ve bu da kişinin birtakım zihinsel görevleri yerine getirmesiyle sağlanır, değil mi? Mesela hasta bazı şeyleri hatırlaması gereken birkaç oyun oynayabilir. Bütün bunlar bilişsel becerilerini güçlendirmesine yardımcı olur. Yani bu bir çeşit fiziksel terapi gibidir. Ancak burada vücut yerine zihin çalışır. Evet, Hastalığı modifiye eden ilaçları almadan belirtilerle başa çıkmanın bazı alternatif yolları bunlardır.